Türkiye ekonomisinin en önemli saç ayaklarından İstihdam Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından ele alındı. Girişimci İş Adamları Vakfı Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, personel devamlılığının önemine değindi. İşletmelerin ömrü, geçmişe dayalı ömür süreleri, yanlarında çalıştırdıkları personellerinin süreklilikleriyle hesaplanır. Yani personel sürekliliğini yakalayanlar verimliliği yakalarlar. Personel sürekliliğini yakalayanlar daha basit üretim şartlarını yakalarlar. Personel sürekliliğini yakalayanlar iş gücünde, malzemede oluşan kayıpları kapatırlar. Bu bakımdan iş gücünün sürekliliği ehemmiyet arz etmektedir. Programın konuğu İşkur Konya İl Müdürü Emrah Keleş de İşbaşı Eğitim Programı hakkında katılımcılara sunum yaptı. Şu anki şartlarda en az 5 kişinin olması gerekiyor. İşbaşı Eğitim Programı işin üzerinde çalışırken işçinin öğrenmesi, deneme, tanıma, tanışma süreçlerini bizim üzerimizden geçirerek 3 ay boyunca maaşını bizim ödediğimiz, daha sonraki süreçte de 6 ay boyunca işverenin hem SSK'sını hem maaşını ödediğimiz bir süreçtir. Keleş, istihdam alanında İşkur'un verdiği desteklere dikkat çekti. İşbaşı Eğitim Programı'nın başlatılabilmesi için %60 istihdam taahhüdünü vermesi zorunludur. Yani işveren 3 ay bizim üzerimizden aldı. 3 ay sonrasında gittiğinde bir kişi ise zaten bir kişi çalıştırma zorunluluğu var. Ne kadar? En az 2 katı. 3 ay bizden, 6 ay sistem, toplamda 9 ay istihdamda kalıyor. Yani işverenin hiçbir şekilde işçinin size, işverene herhangi bir yükümlülüğü yok. Tamamen İşkur tarafından karşılanmaktadır.